yapacağız? Yani çok içim açıldı, aydınlandım. Nasıl bir yol izlememiz gerektiği, nerede durmamız gerektiğini sabah sabah öğrendik. Tabii yani yabancı sermayeden birisi gelse de sizin programınızı izlemek için açsa, içinden general çıkacak. Siz Türkiye için hangi CNN Türkler'de sabah içinden geçen generaller hangi ülkelerde var, ona bakmak lazım. Yani Türkiye demokrasiden tabii hangi mantıkla generallerin konuşmasını canlı yayında yansıtan bir zihniyet var hangi ülkede, ona da bakmak lazım. Tabii hukuktan ve demokrasiden yana filan olduğunu da söyledi Genelkurmay Başkanı. Fakat 27 Nisan için hiçbir açıklama yapmadı. O zaman bir önemli makamdaydı. 27 Nisan muhtırasını yazan general, bunu ben yazdım dedi. Yani bu polemiklerle hiçbir yere gidemiyoruz. Bu anlayışla da gidemiyoruz. İktisat konuşacağız ama bu tür generallerin sabah bilmem nerede konuşmalarının canlı yayınlandığı ülkelerde yeryüzüyle, küreselleşmeyle entegrasyon da olmuyor. Türkiye'deki yazara, çizere, aydınlara, kurumlara, nerede nasıl yapılması gerektiğinin talimatını veren generallerle de işler yürümüyor. Yürüse bugüne kadar yürürdü. Bu mantıkları filan değiştirip insanlara bir şekilde akıl vermek, nasihat etmek yerine gerçek yeryüzü standartlarında orada olmak lazım. Pusuda öldürülen 2 aylık çocuklara oralara göndermemek lazım. Yani bu siyasi usluplardan vazgeçip teknik yeryüzü standartlarında güvenebileceğimiz bir Türkiye, bir askeriye, bir kurum, bir ordu istiyoruz. Bu da fevkalade olması gereken eleştirilerdir. Eleştiri olmadan çürür. Evet.